O zaman tamam. Haydi başlıyoruz arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı, muharebeler dönemi. Acaba bu dönemde neler yaşanmış? Hadi bir bakalım. Arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı, muharebeler dönemi dediğimiz zaman burada bazı şeyleri ve bu sürecin öncesini bilmemiz gerekiyor. Şöyle bir özet geçeyim. Bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na katılmıştı ve ittifak devletleri arasında yer alarak Çanakkale Savaşı veya da Irak cephesinde yaşanan Kutül Amare Zaferi dışında 1. Dünya Savaşı'nda mağlup olmuştuk. Daha sonra İtilaf Devletleri bize neyi imzalatmışlardı? Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalatmışlardı. Burada 7 ve 24. maddelerle de vatanın her bir köşesi de işgale açık hale gelmişti. İstanbul hükümeti de bu işgallere karşı koymayınca hem halk hem de Mustafa Kemal önderliğinde biz ne yapmaya başlamıştık? İşgallere karşı koyma çabası içerisinde girmiştik ve Kurtuluş Savaşı sürecini başlatmıştık. Burada arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık süreci vardı. Sivas Kongresi gibi, Erzurum Kongresi gibi süreçlerimiz vardı. Ardından da muharebeler dönemine giriş yapıyorduk. İlk olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Kurtuluş Savaşı'nı yani muharebeler dönemini 3 aşamada ele alıyoruz arkadaşlar. 3 bölgemiz var. Bunlardan bir tanesi Doğu Cephesi, bir tanesi Güney Cephesi, bir tanesi de Batı Cephesi. Baktığımızda arkadaşlar İlk olarak şunları bilmemiz lazım. Hangi cephede kiminle savaşacağım? Hemen şuraya yukarıya yazacağım arkadaşlar. Bir Batı cephesi yazalım, bir Güney cephesi yazalım, bir de Doğu cephesi yazalım. Arkadaşlar Batı cephesinde bizim önce Kuvayi Milliye'miz savaşacak, daha sonra da düzenli ordumuz savaşacak. Kime karşı? Yunanlılara karşı savaşacak. Doğu cephesinde ise arkadaşlar düşmanlarımız Ermeniler ve az da olsa Gürcüler olacak. Onlara karşı savaşacağız. Peki kim savaşacak? Burada Osmanlı'dan kalan düzenli bir ordumuz var. 15. Kolordu. Başında ise Kazım Karabekir var. Doğuda ise o savaşacak. Güney cephesinde düzenli ordu hiç yok. Sadece ve sadece Kuvayi Milliye yani yerel halk, düzensiz birlikler savaşacak değerli arkadaşlar. Peki Güney cephesinde kime karşı savaşacağım? Fransızlara ve Ermenilere karşı savaşacağım. Peki hocam bir de İstanbul Boğazlar var. O kısım ise İtilaf Devletleri tarafından ortak işgal alanı olarak belirlenmişti değerli arkadaşlar. İlk cephem Doğu Cephesi olacak. Doğu Cephesi'ne bir bakalım neler varmış. Buradaki düşmanım kimdi? Hem Ermenilerdi hem de Gürcülerdi. Peki bu Ermeniler ne istiyor? Arkadaşlar burada Ermeniler Büyük Ermeni Devleti'ni kurmak istiyorlar Altı Doğu ilinde. Peki ben orada kiminle savaşacağım? Doğu Cephesi'nde benim komutanım Kazım Karabekir. Emrinde bulunan ordu ise Osmanlı Devleti'nden kalan 15. Kolordu değerli arkadaşlar. Ve 15. Kolordu liderliğinde 15. Kolordu'nun başında bulunan Kazım Karabekir Ermenilere karşı harekatını başlatıyor ve Ermenilere karşı büyük bir zafer kazanıyoruz burada. Ermenileri Misak-ı Milli sınırlarımızın dışına atıyoruz. Bırakın Kazım Karabekir bununla yetinmiyor. Ermenileri neredeyse bugünkü bulundukları topraklardan bile dışarıya atacak. Fakat burada işin içerisine Mustafa Kemal Paşa giriyor ve bizim derdimiz onların topraklarıyla değil, biz Misak-ı Milli sınırlarımızı koruyalım yeter diyoruz arkadaşlar. Biz ne yaptık? Ermenileri Kazım Karabekir liderliğinde 15. Kolordu'yla Misak-ı Milli sınırlarının dışarısına attık mı? Evet attık. Burada arkadaşlar Ermenilerle bir anlaşma imzalayacağız. Ermenilerle imzaladığımız antlaşmanın adı Gümrü Antlaşması'dır değerli arkadaşlar. Gümrü Antlaşması bizim için son derece önemli. Neden? Şimdi biz Ermenileri yendik. Misak-ı Milli sınırlarının dışına da attık Kazım Karabekir ve 15. Kolordu'yla. Peki şimdi ne olacak? Şimdi Gümrü Anlaşması. Çok fazla sorusu geliyor. Aman dikkat edelim arkadaşlar. Burada anlaşmayı imzalayan isim bizim karşımıza gelir. Anlaşmayı imzalayan kişi Kazım Karabekir'dir. Ve arkadaşlar Gümrü Anlaşması'yla Doğu Cephesi'nde Ermenilerin işi bitti. Biz orayı kapattık Doğu Cephesi'ni. Peki burada ne olacak? Gümrü Anlaşması imzalayan Ermeniler TBMM'yi tanıyan ilk devlet oldu. TBMM'yi tanıyan ilk devlet kimdir derlerse Ermeniler diyeceğiz değerli arkadaşlar. Bunun dışında başka nasıl soru gelir bizim karşımıza? Sevrin geçersizliğini kabul eden ilk devlet derler. Sevrin geçersizliğini kabul eden ilk devlet yine Ermeniler olacak. Hangi anlaşmayla? Gümrü Anlaşması'yla. Peki arkadaşlar, Gümrü Anlaşması'nın başka ne gibi önemi var? Türkiye Devleti ifadesinin geçtiği ilk anlaşmada yine Gümrü Anlaşması'dır arkadaşlar. Bakın Ermenilere diyoruz ki hani diyoruz Büyük Ermeni Devleti'ni kuracaktınız gelin kurun diyoruz. Yok yok diyorlar biz burada iyiyiz diyorlar ve Misak-ı Milli'den vazgeçiyorlar. Misak-ı Milli sınırlarının dışına çıkıyorlar ve biz Doğu Cephesi'ni
Doğu cephesindeki bu savaşı, Ermenilerle olan savaşı Gümrü Anlaşması'yla ne yapıyoruz? Kapatıyoruz değerli arkadaşlar. Bu bizim için son derece önemli. Gümrü Anlaşması. Sevdin geçersizliğini kabul eden ilk devlet Ermenistan. TBMM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan. Bunun yanı sıra Misak-ı Milli'yi ilk tanıyan devlet yine Ermenistan. Türkiye Devleti ifadesinin geçtiği ilk antlaşma Gümrü Anlaşması. Bunlar bizim için son derece önemli arkadaşlar. Şurada parantezde arkadaşlar hemen çok sıkça karıştırılan bir bilgiye değineceğim. Bir bakalım burada neler varmış. TBMM'yi tanıyan devletler. TBMM'yi tanıyan devletler nedense sürekli olarak böyle bir karışıyor arkadaşlar. Bu karışıklığa bir son verelim. TBMM'yi yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk devlet Ermenilerdir değerli arkadaşlar. Hangi anlaşmayla? Gümrü Anlaşması'yla tanımışlardı. Bizi yani TBMM'yi tanıyan ilk büyük Avrupalı devlet sorulursa Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği diyeceğiz. Yani kısaca SSCB diyeceğiz. Peki TBMM'yi tanıyan ilk Müslüman devlet kimdir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Müslüman devlet ise Afgan Dostluk Anlaşması'yla Afganistan olmuştur. İlk İtilaf Devleti ise 1921 Ankara Anlaşması'yla Fransa olmuştur. İtilaf Devletleri'nin TBMM'yi toplu olarak tanıdıkları yer ise Londra Konferansı olmuştur değerli arkadaşlar. Yine unutmuyoruz, Gümrü Anlaşması'nda Türkiye Devleti ifadesi ilk defa kullanılıyor. Peki hocam, Ermenilerle olan muhabbetimizi kapattık. Ermenileri Kazım Karabekir liderliğinde 15. Polordu'yu da kullanarak dışarıya attık, Misak-ı Milli sınırları dışına. Daha hangi anlaşmayı yapmıştık? Gümrü Anlaşması'nı yapmıştık. Bu da tamam. Ermeniler isteklerinden vazgeçtiler. Şimdi Gürcüler var. Gürcüler ne yapacak arkadaşlar? Gürcülere diyoruz ki bakın, Ermeniler savaşmak istedi. Ne hale geldiler? İsterseniz sizle de savaşırız diyoruz. Ve onlar üzerine bir çıkartma harekatı, Pasof harekatını düzenliyoruz. Fakat arkadaşlar Gürcüler zaten savaşabilecek kuvvette değiller. Onlarla da Batum Antlaşması'nı yapıyoruz değerli arkadaşlar. O zaman ben Doğu Cephesi'nde şimdiye kadar iki anlaşma yaptım. Ermenilerle yaptığım anlaşma Gümrü Anlaşması, Gürcülerle yaptığım anlaşma ise Batum Antlaşması'dır. Peki Gürcülerin üzerine düzenlemiş olduğum harekatın adı nedir derlerse Pasof Harekatı diyorum. Bu da benim için önemli ve ayrıntı bir bilgi. Tamam, Doğu Cephesini kaldırdım bir kenara. Şimdi gelelim Güney Cephesine arkadaşlar. Güney Cephesinde ne olacak? Güney Cephesinde benim düşmanlarım kimlerdi? Hem Fransızlar hem Ermenilerdi. Peki Güney Cephesinde kim savaşacak? Düzenli ordu mu? Hayır, düzenli ordu yok burada. Burada sadece ve sadece Kuvayi Milliye var arkadaşlar. Yani yerel halkın oluşturduğu düzensiz birlikler var. Peki bunları şehir şehir ele alacağız arkadaşlar. Bakalım bakalım kimler varmış. Kuvayi Milliye kahramanlarımıza bir bakalım. Mesela Adana'da Tufan Bey var arkadaşlar. Yaşar Kemal'in İnce Memek kitabında da sıkça adı geçiyordu Tufan Bey'in. Kurtuluşu Tufan Bey'in liderliğinde yapmaya çalışıyor Adana. Antep'te ise Şahin Bey vardı arkadaşlar. Kuvayi Milliye lideriydi. Yine Antep'te Kuvayi Milliyecilerin arasında yer alan bir çocuk var. Kim o? Şehit Kamil Ocak arkadaşlar. O da bizim için önemli bir kahramandır. Urfa'da ortaya çıkan kişi ise Ali Sayıp Bey'dir değerli arkadaşlar. Maraş'ta ise iki kişi var Kuvayi Milliye kahramanı ya da lideri diyebileceğimiz. Bir tanesi Sütçü İmam, diğeri ise Rıdvan Hoca'dır değerli arkadaşlar. Güney Cephesi'nde o zaman düzenli ordu yok. Kuvayi Milliye yani düzensiz birlikler var. Burada Adana'sından tutun Antep'i, Urfa'sı, Maraş'ı, bunlar kendi imkanları çerçevesinde Kuvayi Milliye birlikleriyle savaşıyorlar arkadaşlar. Ülkeden düşmanı kovmaya çalışıyorlar ya da bölgelerinden düşmanı kovmaya çalışıyorlar diyebiliriz. Peki hocam, Kuvayi Milliye savaştı eyvallah da Güney Cephesi ne zaman kapanacak? Bakın arkadaşlar, burada biz atıyorum Urfa'dan düşmanı kovacağız, Fransız ve Ermenileri kovacağız ya da Maraş'tan Fransız ve Ermenileri kovacağız. Antep'ten kovamayacağız tam olarak çünkü Şahin Bey orada şehit düşecek. Daha sonra ise arkadaşlar biz Yunanlılara karşı Sakarya Meydan Muharebesi'nde galip gelince, bakın Yunanlılarla Batı Cephesi'nde savaşırken Sakarya Meydan Muharebesi'nde galip gelince Fransızlar bizden çekinecekler. Diyecekler ki bu adamlar Yunanlılara neler yaptı? Yunanlılara bunları yapan bize neler yapmaz diyecek ve bizimle barış anlaşması yapmak isteyecekler. Bizimle yaptıkları barış anlaşması 1921 Ankara Anlaşması. Güney Cephesi de 1921 Ankara Anlaşması'yla tamamen kapanacak. Bu arada
Bunlara zaten birazdan ayrıntılıca değineceğiz. 1921 Ankara Anlaşması ile Hatay arkadaşlar Misak-ı Milli'den taviz olarak verilecek. Şimdi burada bazı şifrelerimiz var. Bu şifrelere bakalım çünkü çok fazla karıştırılıyor maalesef. Arkadaşlar biliyorsunuz ki burada yer alan Adana'mız atıyorum ya da Urfa'mız ya da Maraş'ımız ya da Antep'imiz bazı kahramanlıklar gösterdiler. Düzenli ordu yokken bu adamlar kendileri savaştılar. Düşmanı yurttan atmaya ya da bölgelerinden atmaya çalıştılar. Dolayısıyla hem istiklal madalyalarına hem de ünvanlara layık görüldüler. İşte bu ünvanlar ve istiklal madalyaları da bizim karşımıza soru olarak geliyor. Bir bakalım arkadaşlar, İstiklal Madalyası alan yerleri sırası ile imaj olarak kodlayacağız. İmaj olarak kodluyoruz değerli arkadaşlar. Burada ne var? İ'de İnebolu var, M'de Maraş var, İstiklal Madalyası alan. A'da Antep var, Ş'de ise Şanlıurfa var, İstiklal Madalyası alan. Peki bunlara arkadaşlar bir de ünvan verilecek. Bu ünvanlara baktığımızda ünvanlarımızın şifresini kamu olarak belirliyoruz. K'yı siliyoruz, AMU kalıyor burada. Baktığımızda Antep'e Gazi Antep ünvanı verilecek. Yani Gazi ünvanı verilecek. Arkadaşlar burada Maraş'a Kahraman Maraş yani Kahraman ünvanı verilecek. Urfa'ya ise Şanlı ünvanı verilecek ve Şanlı Urfa olacak. Bunlar da bizim için önemli. Burada iki şifremiz var. Sakın unutmayın. Bir tanesi imaj. İmaj İstiklal Madalyası alan yerlerin sıralamasıydı. Bir tanesi de kamu. Kamu ise ünvan alanların sıralamasıydı değerli arkadaşlar. Neden peki biz bu istiklal madalyaları ve ünvanları verdik? Çünkü burada düzenli birlikler yoktu. Burada yerel halk Huay Milliye'yi oluşturarak kendisi savaşmıştı. Gelelim Batı cephesine değerli arkadaşlar. Batı cephesi en çok soru gelen yer. Bu arada buraya kadar bir problem var mı? Buraya kadar iyi miyiz? Sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ben biraz hızlı hızlı anlatıyorum. Bana sunulan süre içerisinde olabildiğince ileriye gideyim. Olabildiğince faydalı olmaya çalışıyorum o yüzden. Şuraya kadar, şu ana kadar bir soru var mı arkadaşlar? Tamam. O zaman devam edelim. Batı cephesine bir bakacağız. Arkadaşlar şimdi Batı cephesinde biz toplamda 5 tane savaş yapacağız. Ama Kars, Abdülkadir hocam ona değineceğim. Ayrıca değineceğim hocam ona. Doğu cephesindeki anlaşmaları söylüyorsun, onlara değineceğim ayrıca. Arkadaşlar Batı cephesinde bizim toplamda 5 tane savaşımız var ama şuna dikkat ediyoruz. Batı cephesinde önce Kuvayi Milliye var, daha sonra düzenli ordu var arkadaşlar. Bunun dışında burada 5 savaşım var. 5 savaşıma baktığımda 1. Birinci İnönü, 2. İkinci İnönü, 3. Kütahya Eskişehir, 4. Sakarya Meydan Muharebesi, 5. Büyük Taarruz değerli arkadaşlar. 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz. Şunları unutmuyoruz. Buradaki ilk 2 savaşta kazanıyoruz. Son 2 savaşta da kazanıyoruz. Ortadaki Kütahya Eskişehir Savaşı'nda kaybediyoruz arkadaşlar. Bunun dışında ekstra bir bilgi daha vermek istiyorum. Bu 5 savaşın İlk dördü arkadaşlar, ilk dördü savunma savaşıdır. Son savaş ise taarruz savaşıdır. İlk dördünde biz ne yapacağız? Savunmaya çekileceğiz. Yunanlılar bize saldıracak. Son savaşta ise biz onlara saldırıp düşmanı yurttan kovacağız. O zaman ne duruyoruz? Hadi başlayalım. Arkadaşlar Batı cephesine baktığımızda ilk olarak burada Huay Milliye Birlikleri vardı ve biz Huay Milliye Birlikleri'nin başına Sivas Kongresi'nde aldığımız kararı ile Ali Fuat Cebesoy'u göndermiştik. Hatta burada temsil heyeti ilk kez yürütme yetkisini kullanmıştı. Biz oraya Ali Fuat Cebesoy'u gönderdik. O Huay Milliye'nin yöneticisi oldu, yürütücüsü oldu, komutanı oldu. Fakat Ali Fuat Cebesoy, Mustafa Kemal ve diğer komutanlarımıza haber vermeden Gediz Taarruzu adı verilen bir taarruz harekatı düzenliyor arkadaşlar. Taarruz harekatını habersiz yapmasının yanı sıra bu Gediz taarruzunda bir de başarısız oluyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa çok kızıyor. Haklı olarak burada sen tüm Türk milletini temsil ediyorsun. Tüm Anadolu'yu temsil ediyorsun. Nasıl olur da habersiz olarak bir taarruz harekatı başlatırsın diyerek Ali Fuat Cebesoy'a kızıyor. Ve Ali Fuat Cebesoy'u Moskova'ya elçi olarak gönderiyor. Ve Batı cephesini ikiye ayırıyor arkadaşlar. Batı cephesini ikiye ayırıyoruz. Refet Beyleği
ve İsmet İnönü'yü görevlendiriyoruz. Daha sonra Batı cephesi birleşecek. Refet Bey'e İstanbul'a gönderilecek. İsmet İnönü Batı cephesinde kalacak. Ve arkadaşlar düzenli ordu burası için, yani Batı cephesi için kurulacak. O zaman bundan sonra neyi bilmem lazım? Batı cephesinde Ali Fuat Cebesoy vardı Tuvayi Milliye'nin başında. Fakat Gediz taarruzunu düzenledi. Başarısız oldu. Moskova'ya gönderildi. Batı cephesinde artık kim var? İsmet İnönü var ve emrinde ise düzenli ordu var. Düzenli ordunun 5 savaşı vardı. 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya Eskişehir, Sakarya ve Büyük Taarruz. O zaman ne duruyoruz? Hadi savaşalım. Arkadaşlar ilk olarak Batı cephesindeki 1. İnönü Savaşı'na bakacağız. Kronolojik olarak ilerleyeceğiz. Peki bu adamların amaçları ne? Neden bize saldırıyor bu Yunanlılar? Bunlara bir bakalım. Şimdi sizler de biliyorsunuz ki biz Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzaladık. Rauf Orbay liderliğinde. Daha sonra Sev Barış Anlaşması'nı imzalayacağız. Fakat o sırada Son Osmanlı Mebusan Meclisi İtilaf Devletleri tarafından dağıtıldı. Sev Barış Anlaşması imzalanmamış oldu. Bu adamlar Sev Barış Anlaşması'nı meclis olmadığı için Saltanat Şurası'na imzalattılar. Yahu imzalattılar da Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin imzalamadığı antlaşma resmi olarak geçerli bir anlaşma olmaz ki. O yüzden Sev Barış Anlaşması ölü doğmuş bir anlaşmadır. Şimdi bu Yunanlılar ise şu amaçları gidiyorlar. 1. İşgalleri hayata geçireceğiz diyorlar. 2. Sev Barış Anlaşması'nı TBMM'ye, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne imzalatacağız diyorlar. 3. Düzenli orduyu yok edeceğiz diyorlar. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yok edeceğiz diyorlar değerli arkadaşlar. Bu adamların amaçları bunlar. Bu amaçlarla 1. İnönü Savaşı'nda bize saldırıyorlar. Bizim düzenli ordumuzun başında ise İsmet İnönü var arkadaşlar. Metris Tepe'den savaşı kumanda ediyor İsmet İnönü ve biz mükemmel bir savunma savaşı yaparak 1. İnönü Savaşı'nda doğru bir savunma savaşı yaparak savaşta galip gelmeyi başarıyoruz. 1. İnönü Savaşı'nı kim kazandı? Biz kazandık. Komutanımız kim? İsmet İnönü. Nereden komuta etti savaşı? Metris Tepe'den komuta etti arkadaşlar. Peki hocam, buna Yunanlılar, Yunan kaynakları başka bir isim veriyormuş. Ne isim veriyormuş? Taarruzi Keşif diyorlar. Ya diyoruz ki biz, bakın diyoruz, bu bir savaş. Bu savaşın adı da 1. İnönü Savaşı diyoruz. Yok yok diyorlar. O bir savaş değil. O taarruzi keşif. Yani biz bir keşif taarruzu yaptık. Acaba oralarda ne var ne yok, onlara bakmaya geldik diyor. Ulan vicdansızlar, 15 bin kişiyle mi geldiniz bakmaya? Bildiğiniz savaş bu. Ve bildiğiniz mağlup oldunuz. Şimdi ise arkadaşlar 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarına bakacağız. Normal şartlarda 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarını milat diye kodlarlar. Ama biz bunu milat diye kodlamayalım arkadaşlar. 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarını biz ne diye kodlayalım? Talim şeklinde kodlayalım. Bu şekilde kronolojik sıralamaya da uygun olacak. Bir bakalım. T'de ne var talim kodlamamızda? T'de Teşkilat-ı Esasiye var. A'da Afgan Dostluk Anlaşması var. L'de Londra Konferansı var. İ'de İstiklal Marşı'nın kabulü var. M'de ise Moskova Anlaşması var. Hemen bir bakalım bunlara ne varmış. Talimin T'sine bir bakalım. Teşkilat-ı Esasiye. Arkadaşlar bu yeni Türk Devleti'nin ilk anayasasıdır. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin ya da Türkiye'nin de tek yumuşak anayasasıdır. Çünkü bu bir savaş anayasasıdır. Ayrıntılı değildir. Bir çerçeve anayasadır değerli arkadaşlar ve yumuşak anayasadır. Biz de Türkiye'nin ilk anayasası hangisidir derlerse ne diyeceğiz? Teşkilat-ı Esasiye diyeceğiz. Hangi savaştan sonradır derlerse 1. İnönü Savaşı'ndan sonradır diyeceğiz. Gelelim talim kodlamamızın A harfine arkadaşlar. Ne var? Afgan Dostluk Anlaşması var. İşte burada. Afgan Dostluk Anlaşması gereğince arkadaşlar biz Afganlara subay ve öğretmen göndereceğiz. Onlar da milli mücadele sürecinde bize destek çıkacaklar. Belki de maddi olarak destek çıkacaklar. Ama bu anlaşmanın asıl önemli yönü şu. Bizi, yani TBMM'yi ilk defa bir Müslüman devlet tanımış oldu. Türkiye'yi tanıyan ilk Müslüman devlet ya da TBMM'yi tanıyan ilk Müslüman devlet derse cevabım Afganistan olacak. Hangi anlaşmayla? Afgan Dostluk Anlaşması'yla. Hangi savaştan sonra? 1. İnönü zaferinden sonra diyorum değerli arkadaşlar. Aynı zamanda bu Afganların lideri olan Amanullah Han bizim için önemli. Çünkü arkadaşlar kendisi Türkiye'yi ziyaret eden ilk yabancı devlet adamıdır.
Amanullah Han değerli arkadaşlar. Bu da eğer gelirse karşımıza ayrıntı bir bilgi olarak gelir. Ama bunu da unutmayalım. Şimdi talim kodlamamızın üçüncü harfindeyiz. Üçüncü harfte ne vardı? L vardı. L'de ise Londra konferansı var. Şimdi şöyle geriye doğru bir yaslanın. Londra konferansında şöyle oluyor arkadaşlar. Bu adamlar bizi diyorlar ki bir görüşme yapalım ya, savaş olmaz diyorlar. Kim bunlar? İtilaf devletleri. Olur diyeceğiz ama TBMM'yi çağırmıyorlar ki. Gidip kimi çağırıyorlar? Osmanlı'yı çağırıyorlar. Osmanlı'ya diyorlar ki gelin bir anlaşma yapalım, bir görüşme yapalım, bir konferans yapalım. Bunun üzerine arkadaşlar biz diyoruz ki TBMM olarak direkt bize bir teklif gelirse ancak o zaman katılırız diyoruz. Bunun üzerine İtalya bize direkt bir teklif gönderiyor. Ve Osmanlı adına, Osmanlı Devleti adına Tevfik Paşa katılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına ise Bekir Sami Bey Londra Konferansı'na katılıyor. Şimdi bu adamlar Londra Konferansı'nda ne yapmaya çalışacaklar? Bu adamlar Londra Konferansı'nda Sevr'in bir farklı halini bize kabul ettirmeye çalışacaklar. Nasıl yapacaklar bunu? Aramızda ikilik, karışıklık çıkaracaklar. Çünkü hem bizi çağırdılar hem Osmanlı Devleti'ni çağırdılar. Değil mi? Peki soruyorum size. Yer mi Anadolu çocuğu bunu? Elbette yemeyecek. Ne olacak arkadaşlar? Tevfik Paşa orada ayağa kalkacak ve diyecek ki Türk milletinin gerçek ve hakiki temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gönderdiği kişi olan Bekir Sami Bey'dir. Bana söz düşmez diyecek. Ona söz düşmedi ama İtilaf Devletleri'nin karışıklık çıkarma hayalleri suya düştü değerli arkadaşlar. Peki burada Sevr'i böyle tutmamışlar da şöyle tutmuşlar, bize kabul et diyorlar. Yer mi Anadolu çocuğu? Yemeyecek elbette, biz bunu kabul etmeyeceğiz. İyi de hocam, biz bunu kabul etmeyeceksek niye oraya katıldık? Bunun da sorusu geliyor bize. Arkadaşlar biz niye katıldık biliyor musunuz? Eğer biz Londra konferansına katılmasaydık Avrupalı işgalci devletler diyeceklerdi ki bakın Türkleri barışa davet ettik, barışa yanaşmadılar diyecekti. Biz ne yaptık? Oraya katılarak barışçıl bir politika izlediğimizi, barış yanlısı olduğumuzu ama bu tekliflerin ya da bu şartların kabul edilemeyeceğini söyledik. Yani Türkler barış istemiyor politikasının önüne geçtik Londra Konferansı'na katılarak. Aynı zamanda Londra Konferansı'na TBMM katılınca İtilaf Devletleri'nin tamamı orada mı? Orada. O zaman bu adamlar bizi tanımış oldu mu? Elbette bizi tanımış oldular değerli arkadaşlar. Londra Konferansı da bu şekilde. Şimdi bakalım arkadaşlar bundan sonra talim kodlamamızın iyisine. İyi'de ne vardı değerli arkadaşlar? İyi'de İstiklal Marşı'nın kabulü vardı. Hemen gelelim şuraya. İstiklal Marşı'nın kabulü. Şimdi geriye doğru bir yaslanın, bir rahatlayın. Arkadaşlar burada 1. İnönü Zaferi'nden sonra hocam bir sürü Londra Konferansı var, bunların bir kodlaması var mı? Daha kolay nasıl öğrenilir? Burak'cığım, Burak hocam şöyle söyleyeyim. Bunların bir şifrelemesi yok. Ama bunları ayırmış olduğumuz bir not var. Onu Instagram'da falan da paylaşıyoruz. İstersen oradan da ulaşabilirsin. Bunları ayırmış olduğumuz Londra Konferansı, atıyorum Mısır meselesi için toplanan, atıyorum Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra toplanan şeklinde bunları ya da Londra Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalandığı bunları göndeririz. Olur mu? Arkadaşlar konuyu bir anlatayım, dersin sonunda onları konuşuruz, olur mu? Şimdi İstiklal Marşı'na bir bakalım. İstiklal Marşı neymiş? Arkadaşlar 1. İnönü Zaferi'nden sonra dediler ki yahu dediler bir marş lazım, bir milli marş lazım. Bunu kim yapar, kim yapar? Marif Vekaleti yani Milli Eğitim Bakanlığı yapar dediler. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'na bir marş yazdırma görevi verildi. O zamanki Marif Vekaleti ve onun başında bulunan Maarif Bakanı Hamdullah Subhi Tanrıöver. Bunun için hemen bir yarışma tertipledi arkadaşlar. Ve Hamdullah Subhi Tanrıöver'in tertiplemiş olduğu bu İstiklal Marşı yarışmasına bir sürü kişi katıldı. Hatta Kazım Karabekir'in bile yazmış olduğu bir marş var burada. Ve arkadaşlar burada tabii ki buradaki şiirler tam olarak beğenilmeyince Mehmet Akif Ersoy'a gidildi. Ve ondan bir şiir yazması rica edildi. Zaten Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu İstiklal Marşı da ne oldu? Kabul gördü. Peki arkadaşlar İstiklal Marşı'nın söz yazarı yani güfte yazarı kimdir şeklinde soru gelir bize. Cevap basittir. Mehmet Akif Ersoy'du. Peki daha önce geldi. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı nerede yazmıştır?
Taceddin dergahında yazmıştır. Bu da soru olarak karşımıza geliyor değerli arkadaşlar. 2018 yılında geldi. Kime ithafen yazılmıştır? İstiklal Marşı Türk ordusuna ithafen yazılmıştır. Orada korkma derken kime sesleniyor? Türk ordusuna sesleniyor değerli arkadaşlar. Peki bu marşı mecliste kim okudu? Bu marşı mecliste ağlayarak okuyan kişi Hamdullah Supi Tanrıöver'dir, dönemin Milli Eğitim Bakanı'dır değerli arkadaşlar. Peki buradan bir gelir elde etti. Yarışmayı kazandı çünkü Mehmet Akif Ersoy. Bu parayı ne yaptı? Darül Mesai'ye bağışladı. Yani askeri kıyafet dikim evine bağışladı arkadaşlar. İstiklal Marşı'nın yer aldığı ilk anayasa ise 1982 anayasasıdır arkadaşlar. Peki şuna da bir bakalım. Hep böyle görüyoruz. İstiklal Marşı'nın bestekarı kimdir? Osman Zeki Üngör'dü. Hayır. İstiklal Marşı'nın ilk bestekarı Ali Rıfat Çağatay'dır. Günümüzdeki bestekarı ise Osman Zeki Üngör'dür değerli arkadaşlar. İstiklal Marşı ile ilgili olan bu bilgilerimiz ne olmasın? Lütfen karışmasın. Tamam mıyız? Ve arkadaşlar şurada değişen bir bilgimiz söz konusu. Bu değişen bilgiye bir değinelim. İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk gazete önceden Açık Söz Gazetesi diyorduk. Bu bilgi artık değişti arkadaşlar. Bakın üzerine özellikle 3 defa çiziyorum. İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk gazete Hakimiyeti Milliye Gazetesi'dir değerli arkadaşlar. Hakimiyeti Milliye Gazetesi Ankara'da çıkarılmış bir gazetedir. Ve İstiklal Marşı da ilk kez burada yayınlanmıştır değerli arkadaşlar. Sakın ama sakın unutmayın. İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk dergi hocam. O yine Sevil Ulaş'a. Hocam İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk yerel gazete o yine Açık Söz olacak arkadaşlar. O zaman unutmuyorum. İstiklal Marşı'nın yayınlandığı ilk gazete Hakimiyeti Milliye. İlk dergi Sevil Ulaş'a diyorum. Peki talim kodlamamın son harfine geliyorum. M harfinde ne vardı? Moskova Anlaşması vardı. Moskova Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani SSCB arasında imzalanmıştır. Ve şunu diyorlar bu anlaşmada. Bu anlaşmadan önce yapılan bütün anlaşmalar geçersizdir. Biz 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı Devleti olarak Rusya'ya kapitülasyon vermiştik. O zaman o kapitülasyonlar geçersiz mi? Evet geçersiz. O zaman kapitülasyonların kaldırıldığını kabul eden devlet kim olmuş? SSCB olmuş. Bunun dışında arkadaşlar Moskova Anlaşması'yla biz Misak-ı Milli'den taviz verdik. Misak-ı Milli'den verdiğimiz taviz, ilk taviz Batum'dur. Hemen Misak-ı Milli'den birinci tavizimizi, ikinci tavizimizi ve üçüncü tavizimizi yazalım. Birinci tavizimiz Batum arkadaşlar. Hangi anlaşmayla verdik? Moskova Anlaşması'yla. Misak-ı Milli'den verdiğimiz ikinci taviz Hatay'dır değerli arkadaşlar. Hangi anlaşmayla? 1921 Ankara Anlaşması'yla. Misak-ı Milli'den verdiğimiz üçüncü taviz ise Musul'dur değerli arkadaşlar. 1926 Ankara Anlaşması'yla taviz olarak verilmiştir. Olur ki sırasını karıştırdınız. Bakın arkadaşlar zaten alfabetik olarak ilerliyor. O yüzden sırasını karıştırmazsınız. Alfabeye göre düşündüğümüzde Batum B en başta. Daha sonra arkadaşlar H geliyor. Daha sonra da M geliyor zaten. Sırasını oradan aklınızda tutarsınız. Şimdi gelelim 2. İnönü Savaşı'na değerli arkadaşlar. Buraya kadar bir problem var mı? Buraya kadar bir problem var mı? Gayet güzel. Tamam. O zaman devam edelim değerli arkadaşlar. Bakalım 2. İnönü Savaşı'na. 2. İnönü Savaşı'na baktığımızda burada biz bu adamları 1. İnönü Savaşı'nda yenmiştik. Karizmaları çizilmişti. Şimdi o karizmayı toparlamak ve bizden intikam almak istiyorlar. Amaçlarından biri bu. Diğer amaçlar zaten aynı. Sevri imzalatmak, TBMM'yi dağıtmak, milli mücadeleye son vermek gibi amaçları var bu adamların. Yeniden bize saldırıyorlar. Yeniden ordumuzun başında yine kim var? İsmet İnönü var. Yine savaşı Metris Tepe'den kontrol ediyor ve yine bir savunma savaşı yaparak 2. İnönü zaferini de sağlıyoruz. 2. İnönü Savaşı'nı da kazanıyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi 2. İnönü zaferinin sonuçları nedir hocam? Arkadaşlar 2. İnönü zaferinin sonuçlarını FIFI olarak kodlarız. F'de Fransa Zonguldak'tan çekildi. Zonguldak'ta ne vardı?
taş kömürü vardı değerli arkadaşlar. O yüzden Fransa burayı işgal etmişti. Şimdi buradan çıkmış. Fransa neden oradan çıkıyor? Korkuyor çünkü bizden. Peki İngiltere? İngiltere ise esirlerimizi serbest bıraktı. Belli ki o da çekinmeye başlamış. Bakın FIFA'nın F'sinde Fransa Zonguldak'tan çekildi. İ'de İngiltere esirlerimizi serbest bıraktı. F'de Fransa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne barış teklifinde bulundu. Bakın barış yapıldı demiyorum. Sadece barış teklifinde bulundu. Demek ki iyice bizden korkmuş. İ'de bulunan İtalya ise Anadolu'yu boşaltma kararı almış. Bakın yine boşalttı demiyorum. Sadece boşaltma kararı aldı. Tamam mıyız? İkinci en önemli zaferinin sonuçları da bu şekildedir değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim üçüncü savaşımıza. Üçüncü savaşımız neydi? Kütahya Eskişehir Savaşı'ydı ya da Eskişehir Kütahya Savaşı. Bu savaş bizim mağlup olduğumuz tek savaş zaten. Bir bakalım arkadaşlar burada neler varmış. Arkadaşlar düzenli ordunun ilk ve tek yenilgisidir. Bakın burada yine Yunanlılar bize saldırdılar. Yine aynı sebeplerle saldırdılar. Fakat burada düzenli ordumuz maalesef başarılı olamadı ve İsmet İnönü Mustafa Kemal Atatürk'e bir telgraf çekti. Dedi ki mahvoluyoruz, dedi ki yeniliyoruz. Mustafa Kemal karşı telgrafta direkt olarak orduyu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekin dedi. Neden bunu söylüyor? Zayiatı azaltmak ve arada doğal bir koruma kalkanı oluşturmak için bunu söylüyor. Bunun üzerine mecliste Mustafa Kemal'e demediklerini bırakmadılar. Mustafa Kemal'e düzenli orduya senin yüzünden geçtik. Düzenli ordu olmasaydı işte bu zamana kadar başarılı gidiyorduk zaten tarzında söylemlerde bulundular. Bütün suçlu Mustafa Kemal Atatürk'tür dediler. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa söz hakkı istedi ve kürsüye çıktı. Kürsüde ise sizlere sadece bir teklif sunuyorum dedi. Bana 3 aylığına başkomutanlık yetkisini verin, size bir vatan armağan edeyim dedi Mustafa Kemal Paşa. Başkomutanlık yetkisiyle yasama, yürütme ve yargı görevlerini istedi Mustafa Kemal Paşa. Bu defa muhalif kişiler Mustafa Kemal Paşa'ya sen yasama, yürütme ve yargıyı nasıl kendi üzerine alırsın? Diktatör mü olmak istiyorsun tarzında söylemler de bulundular. Ama sonradan düşündüler ki, aman dediler Mustafa Kemal'e biz bu yetkiyi verelim 3 aylığına. Başarılı olursak bir vatan kurmuş oluruz. Başarılı olamazsa da onu yargılarız dediler. Bunun üzerine Mustafa Kemal Atatürk'e başkomutanlık yetkisi verilecek arkadaşlar. Ama önce şu Kütahya Eskişehir Savaşı'nın sonuçlarına bir bakalım. Biz bu savaşta ne olduk? Yenildik. Yenilince de sefil olduk, değil mi? O zaman arkadaşlar şifremize baktığımızda sefilim başkomutanım diye kodluyoruz. Bir bakalım S'de ne varmış? Orduyu Sakarya Nehri'nin doğusuna çektik. Fakat o zamana kadar Eskişehir, Kütahya, Afyon ya da Bursa ya da Bilecik gibi yerler ne oldu arkadaşlar? Maalesef işgal edildi. Fransa barış teklifini geri çekti. Çakalları görüyor musunuz? İkinci İnönü Savaşı'nın sonucunda bize barış teklifinde bulunmuşlardı. Baktılar ki biz yeniliyoruz. Hemen barış teklifini geri çektiler. Aynı şekilde İtalya Anadolu'yu boşaltma kararı almıştı. Bizim yenildiğimizi görünce hemen Anadolu'yu boşaltmaktan vazgeçti. Ve arkadaşlar burada İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Aynı zamanda düşman Ankara Polatlı'ya kadar geldi. Düşman Ankara Polatlı'ya kadar gelince kulağımıza ne sesleri geliyor mecliste? Top sesleri geliyor. Haliyle meclis dağıtılırsa her şey biter dedik. Meclisi nereye taşıyalım dedik? Kayseri'ye taşıyalım dedik. Meclisin Kayseri'ye taşınma kararı alındı burada arkadaşlar. Hatta meclisin yeri bile hazırlandı ama bu gerçekleşmeyecek. Ve Mustafa Kemal Atatürk'e de başkomutanlık yetkisi verildi. Ve arkadaşlar şu bilgileri unutmuyoruz. Daha önce soruldu yine soruldu. Mustafa Kemal Paşa bu savaş sırasında ne yaptı biliyor musunuz? Bakın bu dahice bir harekettir. Mustafa Kemal Paşa dedi ki ben kuracağım yeni Türk Devleti'nin eğitim faaliyetlerini düzenlemek için birinci Maarif Kongresini düzenliyorum dedi. Yahu düşman gelmiş Ankara Polatlı'ya kadar top sesleri meclise gelmekte Mustafa Kemal Paşa ise eğitimi nasıl düzenleyeceğiz sorusunun yanıtını arıyor. Bakın birinci yorumum şu. Kendine gerçekten çok iyi güveniyor ve ileri görüşlü. İkincisi ise gerçekten eğitime çok ama çok önem veriyor. O zaman bana soru olarak gelir. Birinci Maarif Kongresi aşağıdaki savaşlardan hangisi esnasında toplanmıştır? Kütahya Eskişehir Savaşı sırasında toplanmıştır. Peki Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra ne oldu? Mustafa Kemal Paşa askerlik mesleğine geri döndü. Hemen şuna bir bakalım.
Nedir bu askerlik mesleği? Arkadaşlar milli mücadele hazırlık sürecinde Amasya genelgesinden sonra Erzurum Kongresi'nden önce Mustafa Kemal Paşa askerlik mesleğinden istifa etmişti. Bakın Amasya genelgesinden sonra Erzurum Kongresi'nden önce şu arada istifa etti Mustafa Kemal Paşa. Aradan zaman geçti. Başkomutanlık yetkisiyle Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra Sakarya Meydan Muharebesi'nden önce askerlik mesleğine başkomutanlık yetkisiyle geri döndü. Mustafa Kemal Paşa'nın ne zaman istifa ettiğini, neyden önce ya da neyden sonra istifa ettiğini ya da neyden önce neyden sonra geri döndüğünü bize sorarlar arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Mustafa Kemal Paşa burada o çok sevdiği askerlik mesleğine geri dönüyor. Ve başkomutanlık yetkisiyle dönüyor. Yine başkomutanlık yetkisiyle hemen tekalifi milli emirlerini çıkarıyor. Tekalifi milli emirlerini çıkarması meclisin yasama görevini yani kanun çıkarma görevini kendi elinde tuttuğunun kanıtıdır. Ve tekalifi milli emirlerinde amaç ne? Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak istiyor değerli arkadaşlar. Ve ordunun başında kim var? Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk var. Savaşım ise Sakarya Meydan Muharebesi değerli arkadaşlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nde ordunun başında Mustafa Kemal Atatürk var ve biz yine savunma savaşı yapıyoruz. Fakat bu defa ordunun başındaki adam başka. Kim bu? Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve bu savaşta daha önce hiç uygulanmayan bir şey uygulayacak arkadaşlar. Uygulanmayan şey ne? Yüzeysel savunma stratejisi. Mustafa Kemal Paşa diyecek ki burada hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı ise bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça asla terk olunamaz diyecek. Yahu ne diyor Mustafa Kemal Paşa? Hemen bir realize edelim. Arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa diyor ki burası bizim sınırlarımız mı? Evet. Sakarya Meydan Muharebesi'nde diyor bir hat çekip bu hattı müdafaa etmeyeceğiz diyor. O yüzden hattı müdafaa yoktur diyor. Satı müdafaa vardır. Yani genel savunma vardır. O genel savunma ise, savunulacak yer ise bütün vatandır diyor Mustafa Kemal Paşa arkadaşlar. Ve yüzeysel savunma stratejisi dünya tarihinde ilk kez bir savaşta uygulanıyor. Sakarya Meydan Muharebesi 22 gün 22 gece sürüyor ve elbette bu zafer Türk ordusunun oluyor arkadaşlar. Yunanlıları bir savunma savaşında daha mağlup etmeyi başarıyordu. Peki neler oldu? Arkadaşlar burada Ruslar ile Kars Anlaşması'nı yaptık ve doğu sınırı kesinleşti. Ankara Anlaşması'nı yaptık. 1921 Ankara Anlaşması ve bu anlaşmayla Güney Cephesi kapandı. Fransızlar defolup gittiler. Nahçıvan özellik tanındı arkadaşlar. Bu şekilde de Türkiye Cumhuriyetlerle bir iletişim sağlandı. Ukrayna ile dostluk anlaşması sağlandı ki yapıldı ki bunu kim sağladı? SSCB himayesinde Ukrayna. İtalya Anadolu'dan çekildi. Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ve mareşallik unvanı ve rütbesi verildi arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi hangi savaştan sonra verilmiştir? Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra verilmiştir diyecekler. Mustafa Kemal Paşa'ya başkomutanlık yetkisi hangi savaştan sonra verilmiştir diyecekler. Mustafa Kemal Paşa'ya başkomutanlık yetkisi Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra verilmiştir deriz. Peki bize soru şunu sorar. Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık yetkisiyle ilk savaşı hangisidir? Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra aldı. Başkomutanlık yetkisiyle ilk savaşı da Sakarya Meydan Muharebesi'dir değerli arkadaşlar. Peki Mustafa Kemal Paşa nasıl tanımlıyor bu savaşı? Melhame-i Kübra yani büyük kıyım olarak niteliyor arkadaşlar. Aynı zamanda burada çok fazla zabitanımız öldüğü için bu savaşa Subaylar Savaşı adını da veriyoruz değerli arkadaşlar. Peki bu savaşın sonucunda imzalanan Kars Anlaşması'na bir bakalım. Burada doğu sınırımız kesinleşti değerli arkadaşlar. Şimdi Abdülkadir hocamdı galiba sormuştu. O konuya bir gelelim. Doğu sınırımızı çizen anlaşmalar. Doğu sınırımızı çizen anlaşmaları Gazi Mustafa Kemal olarak kodlarız. G'de Gümrü, M'de Moskova, K'de ise Kars Anlaşması arkadaşlar. İşte Ruslarla yapılan Kars Anlaşması'yla ne olmuştur? Doğu sınırımız kesinleşmiştir değerli arkadaşlar. Tamam mıyız? Burada SSCB aracı oluyor. Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan da Kars Anlaşması'na imza atıyor. Peki Ankara Anlaşması?
Ankara Anlaşması kiminle yapıldı? Hemen şuraya geleyim. HBMM ile Fransa arasında yapıldı değerli arkadaşlar. Ve Fransa artık Anadolu'dan defolup gidiyor. Güney cephesi kapanıyor arkadaşlar. Neden? Korktu çünkü biz burada Yunanlıları yenince. Güney cephesi kapandı. Hatay, Misak-ı Milli'den ikinci taviz olarak verildi. Birinci taviz neydi? Batum'du değil mi arkadaşlar? Moskova Anlaşması ile verilmişti. Fransa ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk ittifak devleti oldu değerli arkadaşlar. Şimdi ise son savaştayız. Beş savaş demiştik. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Kütahya Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz. Şimdi beşinci savaştayız, Büyük Taarruz'dayız. İlk dördü savunma savaşıydı, son savaş ise Taarruz savaşıydı. Arkadaşlar kim var ordunun başında? Yine başkomutanlık rütbesiyle Mustafa Kemal Atatürk var arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal Paşa burada gazilik unvanını almıştı bir önceki savaşta. Mareşallik rütbesini de almıştı. Dimdik ordunun başında. Ve arkadaşlar biz burada ilk defa düzenli orduyla bir taarruz savaşı yapacağız. Ve bu savaşta da Mustafa Kemal Paşa, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyecek. Ve bütün Yunan kuvvetlerini Ege Denizi'nden uğurlayacağız arkadaşlar. Tamam mıyız? Yani Büyük Taarruz'da Yunanlılara karşı biz kazandık. Ve burada Yunan komutanı olan General Trikopis'i esir aldığı için Fevzi Çakmak'a Mareşallik rütbesi verilecek. Aynı zamanda Yunanlıları denize döktükten sonra da Kurtuluş Savaşı'nın aynen öyle Yunanlılara yüzmeyi öğrettiğimiz yer. Arkadaşlar burada Yunanlıları denize döktükten sonra da Kurtuluş Savaşı'nın muharebe kısmı bitecek. Artık diplomasi kısmı başlayacak. Çünkü bu savaşın sonucunda ne imzalanacak? Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanacak. Ama bu defa ateşkesi isteyen biz değiliz. Kim? Onlar arkadaşlar. Silahlı mücadele kısmı sona erdi ve burada diplomasi kısmı başladı diyebiliriz. Arkadaşlar muharebeler dönemindeki savaşlarımızdan bahsettim size bugün. Açıkçası bu kadar uzun ders yapılmayacaktı normalde ama ben hani buraya başladığımızda size olabildiğince fazla bilgi vermeye çalıştım. Amacım buydu. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için, derse geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir dersi. Teşekkür ederim Emine Hocam. Arkadaşlar bu notları PDF olarak atamam, özür dilerim. Çünkü bunlar benim kitabımdan olan notlarım. O yüzden sizlere bunları göndermem yayın eviyle aramda problem çıkarır. Yoksa tabii ki gönderirim. Niye göndermeyeyim ama. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Burada öğretmen arkadaşlarım da vardı. Sizlerin de öğretmenler günü kutlu olsun. Hepiniz de derste katılım gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğitimle kalın. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.